Önümüzdeki Aralık'ın ikisinde gideceğiz. Aralık'ın üçünde fiziki muayene ile bazı tetkikler isteyecekler. Ama bugüne kadar biz hastada çok güzel başarılar gördük. Bu iki tedaviden sonra. Evet. Ama temennimiz inşallah 3., 4., 5. tedavi daha da farklı olur. Farklı olur. Bundan sonra biz büyük bir sorunla karşı karşıya kaldık. İkinci tedavimiz bittiğinde hava yaz idi. Yani şu an için biz Urfa'dan bahsedelim. Daha yaz havasını yaşıyoruz. Normal araçlarla gidip geliyoruz. Kendi imkanlarımızla benim yapmış olduğum transitin ambulans türü. Ve diğer arkadaşlarım kendi imkanlarıyla devletin bir kuruş biz bugüne kadar kuruş demedik de bundan sonra diyeceğiz. Çünkü bittik. Kendi imkanlarımızla Ankara'ya gideceğiz, tedavimizi göreceğiz ve geri geleceğiz. Devletin ne hasta nakil aracı, ne bir sosyal yardımlaşma dayanışma vakfının bir mağdur aileye yardımı, ne bir sosyal hizmetler il müdürlüğünün bir desteği, ne valinin, ne sağlık il müdürlüğünün, ne bakanlığın bu hastalara diyorlar ki biz Ankara'yı Urfa'ya taşıdık. Hayır, Ankara Ankara'da kaldı. Burası Urfa'dır. Ankara işi olan işini Ankara'da yürütür. Benim gibi mağdur insanlar burada herhangi bir yetkiliye de ulaşamaz. Ben burada bir çocuk nörolojisi için 3 sefer Ankara'ya gittim. Çocuk nöroloji uzmanı için 3 sefer Ankara'ya gittim. Ben o hastayı o doktoru kendi aileme istemedim. Urfa'da 5-6 bin nöroloji hastası var, yani SSPE değil. Ha SSPE ha nöroloji hastası, benim hepsi çocuğumdur. Adnan Bey'i gönderdiler, adam kaza geçirdi. Urfa bir senedir yine nöroloji uzmanı hastası yoktur. Peki ben onu da soracağız inşallah, nöroloji olarak ayrıca soracağız da. Ben şunu sormak istiyorum, siz burada yetkililerle proje kapsamında gidip gelmedese yardımcı olacaklar söylemişlerdi. Evet söylediler. Bununla ilgili yani mesela gidip gelirken hani Ankara'da nerede kalıyorsunuz? Hayır. Yolda. Hayır. Şimdi biz bunu bize yardımcı olacağını söylediler. Bu tüm Urfa'daki birimlerin valilikten tutun ta muhtara kadar. Evet. Vali, muhtar. Başbakan ne diyordu? Diyor vali, kaymakam, muhtar her vatandaşa ulaşsın. Ama ne yazık ki ne muhtarı gördük, ne kaymakamı gördük, ne valiyi gördük. Bu saydığım insanların bir tanesi. Sadece ve sadece. Ben teşhir amacıyla söylemiyorum. Şanlıurfa ilinin Eyyubiye ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü bir sefere mahsus beni aradı. Dedi bu insanları ben çok acıdım. Bunları bana yönlendir, elimden gelen ne yaparsa. Ben de ona telefonla dedim ki, müdürüm, şimdi siz bu insanlarla beraber 3 kişi gidecek. Hasta, 2 refakatçi. Bir bakıcı, bir refakatçi. Bunlara vereceğiniz 120 milyondur. Bu vatandaşın gidiş gelişi 1 milyar 300, 400, 500, 1 milyar, 1,5 milyar. Orada 4-5 gün kalacak. Otelde kalacak ya da arabada kalacak. Bundan sonra biz arabada kalacağız. Bundan sonra biz Ankara'nın soğukunu normal transitimizde veya öbür arkadaşımın arabasıyla, taksisiyle. Bizim Müran şehirden Salih Yıldız denilen bir kardeşimiz var. Aksaray'da kaza yaptı. Trafik kazası. Çocuğunu hastaneye götürürken çocuk kaza yaptı. Gece 1'de yaptı. Gece aradı, biz gündüz gittik. Hastayı götürdük. Yani Allah'a çok şükür ki vücuduna bir şey olmadı. Bundan sonra sıkıntımız çok. Devlet özellikle bu gidiş gelişlerimiz için bir hassasiyet göstersin. Peki orada hastaneye gittiniz. Hastanede 4-5 gün bir süre var. Oradan nerede kalıyorsunuz? Çok güzel bir yer. Biz orada bir Hilton oteli ayırdık. Hacettepe Hastanesi'nin karşısında bir alt geçit var. Alt geçidin altında şey var. Otopark var. Parkta kalıyoruz. O affedersin, o pislik, o kötü koku, istenmeyen hareketler olan yerde kalıyoruz. Ailemiz de, yani ben örnek, yani biz 2 kişi bir araçla gidiyoruz. Benim kızım bacısına bakıyor. Evet. Diğer arkadaşımızın da annesi çocuğuna bakıyor. O şekilde kalıyoruz gece gündüz. Ballıcıların içinden. Pislikçiler. Siz orada size herhangi bir yere girme gibi bir girişimiz oldu mu? Resmi yer. Bakın sözde Ankara ili Yeni Mahalle ilçesi Varlık Şefkat Evi. Sözde. Özde yok. Sözde SSP'lere ayrılmış. Van'dan gelecek olan, Yüksek Ova'dan gelecek olanlar, Hakkari'den gelecek, Urfa'dan, Türkiye'nin genelinde, Antalya'dan gelecek olanlar, Adana'dan, Ankara'dan gelecek olanlar. Orada tedavileri olduğu müddetçe o Varlık Şefkat Efendi'nin kalması gerekiyor.
sadece Urfalılar orada kalmıyor. Sadece bu Şanlıurfa'nın milletvekillerin şerefine. Bakın Van'daki gelen kardeşimiz orada 1,5 ay, 2 ay araştırsınlar, baksınlar varlık şefkat evinde Vanlılar kaç ay orada kalıyor. Ama biz bir gece kalamıyoruz. Biz buradan gitmeden 3 gün önce, 4 gün önce arıyoruz, diyoruz işte biz 2 aile geleceğiz, 3 aile geleceğiz, 1 aile geleceğiz. Ben bildirim yapıyorum, diyorum işte falan falan kişi gelecek. Beyefendi diyor rezervasyonumuz 10 güne kadar kapalıdır. 99-2000 yılında yapılan bir kızamık aşısının hatasıdır. Burada hatta ben kameraya göstereyim. Burada bakın dava açılmış ve bakanlık burada suçlu duruma düşmüş. Bakanlık. Bakanlık suçlu duruma düştüğü halde avukatlarımız davamızı almıyorlar. Ha biz davamız alınmadı. Biz para pul peşinde değiliz. Yeter ki biz diyelim. Evet. Biz diyelim ki biz haklıyız. Neden haklı? Bakın ben burada ibraz edeyim kameraya karşı. Çocuğumun tek doz aşısı. Neden ikinci aşıya gelmedi vatandaş? O hemşire, sağlık personeli, sağlık il müdürü, sağlık bağını neden hasap sorun, neden demedi? Tek dozdur, ikinci doza gidin. Ve bu mahkeme kararı da tek dozdan dolayı vatandaşı, SSPE hastasını doğru bulmuş. Gelsin, eğer ben onu kovmuşsam, suçlu benim. Gittiler kasıtlı olarak çocuklarımıza tek doz aşı yaptılar. Ve bizi ölümle karşı karşıya yani burada bir kusur bulundu Sağlık Bakanlığı'nda. Budur yani şimdi avukatın yani yolu açmış mı? Bak burada beyan yani net alın, okusunlar, internete girsinler, onlar bilir. Zoruna giden insanlar tabii. Bazı bürokrasinin zoruna gidiyor. Zoruna gitmesin. Bu çocuk onun olabilirdi. Keşke de ben her zaman tekrarım, keşke de bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının herhalde hiçbir söyleme şansım yok. Devletin büyük bir aybıdır. Şanlıurfa il ve ilçelerindeki bütün hastalarımız bu şekilde gidip geliyor. Şanlıurfa il ve ilçede 21 hastamız var. Bunlara hep bu şartlarla çalmadığımız kapı kalmadı. Valilik olsun, kamusal birliği genel sekreter olsun, sağlık müdürlüğü olsun. Tüm birimlerin kapılarını çaldık. Hiçbirisi bize cevap veremedi. Yani aslında bu kış gününde bunlar yola çıkması çok sakıncalı. Bunlar en azından bir sağlık personeli nezaretinde gidilmesi lazım. Bizim Van'daki arkadaşlarımız, Yüksek Ova'daki, Hakkari'deki SSPE kardeşlerimiz uçakla gidiş gelişleri olup da biz Şanlıurfa'dan giderken dünem ben bir şefkat evini aradım. Misafirhane yeri bize Urfalılara vermiyorlar. Yani ben bunu sayın vekillerime, bakanlarıma, başbakanıma, cumhurbaşkanına sesleniyorum. Yani bu SSPE çocuklara bir yardımcı olsunlar. Bu tedavinin gelişmesi de var. Gelişmesi olmasa gene olur. Ama bu çocuklarda bu iki tedaviden sonra çocuklarda az da olsa gözde görünen bir gelişmenin belirtisini doktorlar söylüyorlar. Yolda ne sorunlarla? Hiçbir soruyla karşılaşmıyoruz ki. Urfa'dan çıktıktan sonra hemen -1, -2, -1, -2. Bunlar zaten en büyük sıkıntıları soğuktur. Biz buradan Antep'e kadar rahat gideceğiz. Antep'ten sonra soğukla karşı karşıya kalacağız. Saat şimdi 9.30-10. Gece biz 1.30-2'de Ankara'ya yetişeceğiz. Barınma yerimiz yoktur. Dolmuşta kalacağız. Yani gördünüz gıda maddemizi, yemek ihtiyacımızı hep kendimiz götürdük. Yani en büyük sorunumuz soğuktur. Artı bize orada bir barınma yeri ayarlansın. Bu çocukların tedavinin hızlandırılması gerek. Urfa'da 3 tane hastamız var. Listeleri, adları geldi. Maddi imkansızlıktan dolayı tedaviye gidemiyorlar. Yani bence bu devletin büyük bir aybıdır. Biz
randevu alıyoruz, randevumuza cevap vermiyorlar. Ben mesela örnek yine söylüyorum. Kamu hastane birliği genel sekreteri bizden sorumlu. Sağlık İl Müdürlüğü bizden sorumlu. Ben onlardan randevu istiyorum, randevumu kabul etmiyorlar. Bir senedir kamu hastane birliği telefonla arıyorum, telefonuma cevap vermiyor. İsterseniz sizi huzurunuza yine arayacağım, yine bana cevap vermeyecek. Ve gördüğünüz gibi işte gidiş gelişlerimiz bayağı sıkıntılı. Çocuklarımız hastadır. Artı bugünden sonra yani havalar daha soğuk. Bu çocukların en büyük sıkıntı boğaz iltihapları. Soğuk aldıkları gibi boğaz iltihabına kaplıyorlar. Ondan sonra daha sıkıntılı oluyor. Yani bu çocukların en azından gidip gelmelerini devlet yoluyla gidip gelmeleri gerekiyor. Bunun ambulansla veya uçakla gidip gelmeleri gerekiyor. Onun için işte İsa Bey'le bayağı mücadele ettik bu iş konusunda. Ama bayağı ilgilenen olmadı yani. İster vali olsun, ister belediye olsun, ister hastaneler genel sekreter olsun. Hiç kimse ilgilenmedi. Bizim derdimiz yani bu çocukların sıcak bir arabayla veya uçakla gidip gelmeleridir.